Kızım ne yapıyorsun? Ayakkabını düzeltiyorsun. Makyajla tazele bari. Dur, nereye gidiyorsun? Çıkışa gidiyorum. Biz dün oradan mı geldik? Hatırlamıyorum, sarhoştum. Biz dün buradan geldik. İşte benim gizli tünelim. Anladın mı? Bak şimdi güzelim. Buradan dümdüz devam ediyorsun. Ondan sonra yukarıda bir kapak göreceksin. O kapağı açıyorsun. 100 metre sonra bir tane geçiş göreceksin. Tam karşında bir otopark var. Oradan binersin bir taksiye, gidersin. Bu nedir? Fener. Ne işe yaradığını biliyor musun? Tabii ki biliyorsun. Bununla yolumuzu buluyoruz. Bu feneri de çıkışa koy. Ha, bu arada kapıyı kapat. Ceren yapmaz. Hadi canım, görürüm seni. Haydi. Kazan mübarek olsun. Haydi çık ya. Hadi git. İyi açtım. Aramayacak mısın beni ya? Arayacağım seni. Arayacağım. Hadi. Hadi çık canım. Ya iyi de numara mı almadın? Almadım ben senin numaranı. Tamam. Söyle, hemen alıyorum numaranı. Söyle yavrum. Hadi. 0. Ay bu kez yine kulağında forkmenle uyuyakaldı ha. Ben ineyim de bir bunu uyandırayım. Ay ben de geleyim ablacığım senle. Yarcan! uyanmış işte bu. Uyandım ablaların en güzeli. Erkenden uyandım, erkenden giyindim. Günaydın. Kız, mor benekşe. Sen gelir miydin buraya? Seni işine yolcu etmeye gelmiş. Ne var? Gelemez miyim? Hayır, gel tabii. Gel gönlümün sultanı da nikahtan önce olmaz diyordun ya. Yarcan çok ayıp, utandırma beni. Haklısın. Benim için de önce nikah. Zaten diğer türlüsü bize yakışmaz. Senin gibisi şu devirde kaldı mı Yarcan? Ablasının canı. Cüzdanımı alayım, hemen çıkayım ben. Geç kalıyorum ben. Ben geç kalıyorum, bak. Şu odanın dağınıklığına bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Ezgi'den de utanmıyorsun. Ezgi sen korkma. Bunlar evlendiklerinde tekrar insana dönüşebiliyorlarmış. Aman abla, boş ver canım. Ya canım, bu süt yiyen kimin? Dante. Cüden mi o? Pardon ablacığım. Yarcan, kimin bu süt yiyen? He? Dur bakayım Ezgi'cim yakından. Dur bakayım. Bu süt yiyen şeyin ya. Benim. Senin mi? Benim süt yiyenim bu. Aman Allah'ım Yarcan. Yoksa sen gay mi oldun? Ney mi oldum? Ney mi oldum? Bunu bana nasıl yaparsın Yarcan ya? Yoksa sen beni başka erkeklerle mi aldatıyorsun? Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne şekil konuşuyorsun sen ya? Ne şekil konuşuyorsun? Benim gibi süzme bir delikanlıdan böyle bir yumuşaklık nasıl bekliyorsun ya? Langırt. Podumu oturturum. Çarpıntım başladı. Gel oturalım şöyle. Benim libidom düştü galiba. Sıksaydın ya azıcık daha dişini. Yaza evleniyordunuz işte. Ya abla sen yapma bari ya. İnanmıyor musun sen bana? Benim diyorum bu süt yiyen. Yarcan, ne yapıyorsun peki o süt yiyeni? Ne yap? Tamam abla, peki. Bunu sen istedin. Biraz canın acıyacak ama... Biraz evet canın acıyacak ama bunları söylemek zorundayım. Siz yukarıda, sımsıcak yuvanızda... aile saadeti yaşarken, mısır patlatırken... ben burada, bu bodrum katında, bu izbe yerde üşüyorum abla. Üşüyorum. Ve insan vücudunun inanmayacaksın en üşüyen yeri neresiymiş biliyor musun abla? Araştırdım. Kitapları okudum. Meme. İnsan memesi. Benim bu memeciklerim üşüyor. Ve ben bunun içerisine zaman zaman yün, zaman zaman pamuk doldurup gözlerimi kapatıyorum. Yani ben bu sütyeni ısınma maksatlı. İçlik olarak kullanıyorum abla. Evet içlik. Hay Allah Yarcan. Vallahi yüreğime indirdim bir ara ya. Böyle bir gittim geldim. Ya ben nerelere gittim, nerelerden geldim Ezgi. Yazıklar olsun sana Ezgi. Bana inanmadın değil mi? Yazıklar olsun. Ah. Aa, affedersiniz, südyenimi burada unutmuşum da. Aa, abla, gördün mü? Bizim bu dolabın içinde masal dünyasına açılan gizli bir tünel varmış meğerse. O gelen kız da zaten gerçek değildi. Masal dünyasından geldi o. Hani harikalar dünyasını piyasa yapan bir Alice var ya. O işte. Hani yumurta kafa var, duvarın üstünde duruyor. Düşecek mi düşmeyecek mi? Tavşanla kırıştırıyor falan. Görmediniz mi ya? Geldi buraya Alice. Allah bizim... seni kahretsin. Çok ahlisin ya.
Yarcan. Benim topu takımı da atabilirsin. Sağ olasın babacığım. Üstelik ben o kadar da poğaça yapıp getirmiştim sana. Kızım sen iyi misin? Poğaça yok ki bunun içinde. Evet. Buraya inene kadar sizinkiler hepsini yediler çünkü. Bak yine 90. Yine 90'a taktı. Geçen sinirlendiğinde de böyle yaptı. Alex gibi oluyor. Tak atıyor 90'a. Sinirlendirip bunu sahaya salacaksın. Yarcan. Kusura bakma. Çok canımı çekti. Ne yapıp edip o kızın gönlünü alacaksın yoksa seni sokmam bir daha bu evden içeri. İnsanın en çok üşüyen yeri neresiymiş göstereceğim ben sana. Yani 90'a taktı ya. 90'a taktı. Nasıl çıkar ki şimdi burada? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der mi? Bakın hanımefendi, son 3 aydır sizi her gün arıyorum. Her defasında beni beklemeye alıp müzik dinletiyorsunuz. Yani 2 saattir şu telefon kulağımda beni bekletip ondan sonra telefonu suratıma kapatıyorsunuz. Ya bakın usandım artık 2. sınıf vatandaş muamelesi görmekten. Ben de bu ülkenin bir ferdiyim. Benim de herkes gibi haklarım var. Ayrıca önemli bir durum olmasa ben niye arayayım sizi? Eğer beni bugün de canlı yayına bağlamazsanız sizin programınızı İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğim. Ya birinin de Şükran teyzenin Kamil amcanın evlenmesine karşı çıkması lazım. O amca bir sapık. Ya bakar mısınız gerçekten Şükran teyzeye bakıyor gibi yapıyor. Arkasındaki Neriman Hanım'la Şükran teyze gözünü aç Allah'ın aşkına. Alo hanımefendi insani. Alo. Ha, müziği koydunuz yine. Siz beni bağlamazsınız, ben de sizi seyretmiyorum. Erman, herkes telsiz telefona geçti, biz hala çevirmelide kaldık Erman. Abla, ben işe gidiyorum. Hiç zahmet etmeseydin, biraz daha bekleseydin, belki iş buraya gelirdi. Yarcan. Saat 9 oldu. Sen daha ne oyalanıyorsun? Ya abla üstüme gelme ya. Üstüme gelme. Zaten gördün. Moralman bitik durumdayım. Sanki borsada çalışıyorum. Ben işe gitmezsem dünya ekonomisinde kriz çıkacak. Yarcan seni de ayakkabılarınla mı dolaşıyorsun? Ya sildim aşağıda. Tamam bağırma ya. Bağırma. Tamam çok konuşma. Çok konuşma. Bir dakika bekle. Dur bakayım. Yut şunu. O ne abla, vitamin mi? Ha, okunmuş vitamin. Pirinç abla o ya. Yarcan yut bakayım şunu. Abla ben onu yutamam. Su lazım onun için. Gezime kaçar benim o. Yarcan, aç ağzını. Of. Kapat. Gitti mi? Gitti. Keşke sırtım kalsaydı abla ya. Yarcan, akşam eve gelirken ne olursun bir demet çiçek al da şu kızın gönlünü al. Bak kaç senedir senin yüzünü parmağında taşıyor. Yazık. Abla, benim Ezgi'ye ne kadar muhabbetle bağlı olduğumu biliyorsun. Bir hatadır, bir karışıklıktır oldu. Ben onun gönlünü alacağım tabii ki. O benim biricik gül goncam. Hiç merak etme ablacığım. Yarcan, ağlatacaksın beni. Yarcan, benim duygusal, benim namusum kardeşim. Hadi ablacığım, ben geç kalıyorum. Gideyim ben ablacığım. Yarcan, bu devirde senin gibi kalmadı. Hadi abla, hadi. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol. Ablaların güzeli. Allah senin açıklığı versin. Sağ ol. Mükemmel Yarcan. Abla ya. Bu yan taraf tutulmuş mu? Ha, sabah taşındılar. Ha, nasıl insanlar yan komşular? Vallahi eniştelerine uğraşıyordum, hiç göremedim. Ha, böyle güzel çıtır kızları var mıymış? Normanyalı. Yarcan. Ben demin içeride neye ağladım? Sen niye adam olmuyorsun? Niye aklı bir tek orana çalışıyor? Ya tamam abla, tamam kaçtım. Defol. Hemen sinir ya, hemen hadi. Defol. Tamam. Defol, hayırlı işler. Şükran teyzemi de unuttum ya. Sen televizyonu kapıyorsun, Şükran teyzeme mi tavır alıyorsun? Onun ne suçu var? Şükran teyze. Nebil amcayla, Kamil amcayla değil ya. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.